Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda enzimlerle birlikteyiz. Enzimlerden bahsedeceğiz. Enzimler özellikle sindirim sisteminde de çokça karşımıza çıkacak. O yüzden burada temelini bilirsek çok daha iyi olur. Ayrıca canlıların temel bileşenleri sorularını çözerken en fazla soru enzimlerden geldiğini göreceksiniz. Çünkü enzimler biraz daha karmaşık bileşiklerdir diğerlerine göre. Bu yüzden de soru sayısı oldukça fazla çıkıyor. Şimdi gelelim enzimlerin ilk önce tanımını yapalım. Nedir enzim? Arkadaşlar enzim biyolojik katalizördür. Peki katalizör ne demek? Katalizör başlamış bir tepkimeye giren, tepkimeyi hızlandıran ve tepkime sonunda değişmeden çıkan bileşiklere biz katalizör diyoruz. Enzimler de canlı vücudunda çalıştığı için biz bunlara biyolojik katalizör diyoruz. O zaman ilk önce bir tanımını yapalım. Ne diyorduk? Biyolojik katalizörlerdir. Biyolojik katalizörlerdir. Katalizörün tanımını da yapalım hemen. Katalizör. Başlamış tepkimeye giren, tepkimeyi hızlandıran ve sonuçta değişmeden çıkan bileşiklerdir. Canlı vücudunda dediğim gibi kullanıldığı için enzimlere biz biyolojik katalizör diyoruz. Şimdi arkadaşlar enzimlerin nasıl iş yaptığını birazcık anlatayım size. Şöyle düşünün. Diyelim ki işte bir bardak çayımız var. Çayın içerisine küp şekeri attık ve onun erimesini bekliyoruz. Şimdi biz onun erimesini beklersek yaklaşık 1-2 dakikamızı alacak. Ama ben bir çay kaşığını alırsam ve o çay kaşığıyla işte o küp şekerin erimesini daha da hızlandırırsam, karıştırarak bu tepkimenin daha hızlı gerçekleşmesini sağlarım. İşte bakın burada enzim hangisi oluyor aslında? Başlamış bir tepkimeye giriyor. Tepkimeyi hızlandırıyor ve değişmeden çıkıyor. Elimizde bulunan çay kaşığı bir nedir? Enzimdir. Bakın başlamış olan tepkimeye girdi. Yani çayla şeker birbirine karışmaya başlamıştı. Buna girdi, hızlandırdı ve değişmeden çıktı. Dolayısıyla çay kaşığı ne oldu? Enzim oldu. Peki enzimler nasıl iş yapıyorlar? Arkadaşlar enzimler reaksiyonların başlayabilmesi için gerekli olan enerjiyi, yani aktivasyon enerjisini düşürüyor. Böylece tepkimenin hem az enerjiyle hem de daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. O zaman onu da yazalım isterseniz. Aktivasyon enerjisini düşürürler diyelim. Aktivasyon enerjisini düşürürler. Hemen aktivasyon enerjisi nedir? Bunun tanımını da yapalım. Aktivasyon enerjisi. Neymiş bu aktivasyon enerjisi? Reaksiyonun başlayabilmesi için, reaksiyon dediğimiz tepkime yani, reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarıdır. Arkadaşlar, enzimler tepkimeyi hızlandırıyorlar dedik. Bakın, aktivasyon enerjisini düşürerek tepkimeyi hızlandırırlar. Peki, bu hızlandırma işlemine bir örnek verecek olursak, ilk önce şöyle yazalım. Tepkimeyi hızlandırırlar diyelim. Tepkimeyi hızlandırırlar. Ve buna bir örnek verelim. Şimdi bizim vücudumuzda zehirli bir bileşik vardır. Bunu bizim hücrelerimiz üretir. Biz bu zehirli bileşiğimiz hidrojen peroksittir. Bakın. Hidrojen peroksit. Bizim karaciğerimizde bulunan katalaz enzimi bu hidrojen peroksiti su ve oksijene dönüştürüyor arkadaşlar. Yani şu şekilde su molekülü artı oksijen molekülü üretiyor. Peki eğer ki katalaz enzimi olmasaydı bu tepkime nasıl gerçekleşirdi? Katalaz enzimi varken nasıl, ne kadar sürede gerçekleşiyor? Arkadaşlar eğer ki enzim yoksa, bakın enzim yoksa bu tepkimenin gerçekleşme süresi yaklaşık olarak 300 yıl kadar sürüyor. Bakın enzim yok. Tepkimenin gerçekleşme süresi yaklaşık 300 yıl. Zaten bu tepkime gerçekleşene kadar biz bu zehirli maddeden zehirlenerek
ölürüz. Ama enzim varken ne kadar sürede gerçekleşir? Enzim varken arkadaşlar saniyenin yaklaşık binde biri sürede gerçekleşen bir olaydır. Yani ne kadar hızlı çalıştığını artık siz tahmin edin. Bu şekilde hızlı çalıştırarak reaksiyonların gerçekleşmesini sağlıyor. Enzimler kesinlikle reaksiyon sırasında harcanmazlar arkadaşlar. Değişmeden çıkarlar. Bunu da yazalım. Reaksiyon sırasında harcanmazlar. Harcanmazlar. Değişmeden çıkarlar. Ve ne dedik? Tekrar tekrar iş görebilirler. Tekrar tekrar kullanılabilir. İşleri bitince tabii ki parçalanıyor arkadaşlar bulunduğu yer tarafından. Enzimler hücre içerisinde üretilir. Hücre içinde ve hücre dışında kullanılabilir. Örnek verelim. Mesela bizim tükürüğümüzün içerisinde enzim var. Arkadaşlar bu enzim tükürük bezlerimizdeki hücrelerin içerisinde üretiliyor, amilaz enzimi. Daha sonra tükürüğün içerisine karıştırılarak nereye gönderiliyor? Ağız boşluğuna. İşte biz yemek yediğimiz zaman karbonhidratların sindirilmesi ağızda başlıyor ve bu amilaz enzimi sayesinde gerçekleşiyor. O zaman şöyle yazalım. Ne dedik? Hücre içi ya da dışında işlev görebilir. Evet, enzimlerin bir sonraki özelliği de bu şekilde. Gelelim arkadaşlar başka bir özelliğine enzimlerin. Enzimlerin etki ettikleri maddelere değineceğiz ama enzimlerin biraz da yapısından bahsedelim. Daha sonra yapısını detaylı olarak anlatacağım zaten size. Enzimler protein yapılıdır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Protein yapılıdır. Kesinlikle bunu unutmayalım. Ve DNA tarafından şifrelenerek sentezlendiği için her tepkimenin farklı enzimi vardır. Bunu da unutmayalım. Yazalım buraya da. Her tepkimenin farklı enzimi vardır. Evet, bu şekilde. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Devam edelim enzimlerin özelliklerine. Arkadaşlar, enzimlerin etki ettikleri maddelere biz substrat diyoruz. Enzimlerin etki ettikleri maddeye substrat diyoruz. Hemen yazalım. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir. Substrat denir. Her substrat enzime özgüdür arkadaşlar. Şöyle düşünün. Enzimle substrat arasında bir anahtar kilit uyumu vardır. Enzimlerin aktif bölge dediğimiz bir bölgesi vardır. Bu bölge sadece belirli substratları alır. İşte bu yüzden de aralarında anahtar kilit uyumu vardır. O zaman bunu da yazalım. Şöyle diyeceğiz. Enzimin substrata bağlandığı kısma aktif bölge denir. Aralarında anahtar kilit uyumu vardır. Peki bir örnek yapalım. Mesela bizim bir enzimimiz olsun. Enzimimiz şu şekilde bir yapıya sahip. Şöyle bir yapıya sahip arkadaşlar. Bu bizim enzimimiz. Şimdi ortamda da bazı substratlar var. Substratlarımız da şöyle bakın. Bu şekilde, şöyle, işte böyle olsun. Böyle de substratlarımız var. Substrat. Baktığımız zaman bu enzime uyumlu olan substrat hangisidir? Hemen buluyoruz değil mi? Hangisidir arkadaşlar? Budur. İşte bu substrat gidip enzimin aktif bölgesine bağlanarak parçalanıyor ya da birleştiriliyor. Yani enzimler parçalama işlemi de yapar, birleştirme işlemi de yaparlar. Uygun substrat gidip bağlanıyor arkadaşlar.
Evet, bir sonraki özelliğine gelelim. Arkadaşlar, bir tane substrat üzerine farklı farklı enzimler etki edebilir. Ama bir enzimin sadece bir çeşit substratı vardır. Bunu da unutmayalım. Eğer ki A enzimi gelip bu substrata etki ediyorsa B molekülü oluşurken, işte C enzimi gelip bu substrata etki ettiğinde D molekülü oluşabilir. Dolayısıyla farklı enzimler aynı substrata etki edebilirler. O zaman yazalım. Farklı enzimler aynı substrata etki edebilirler. Etki edebilirler. O zaman bu durumda ne oluyormuş? Bu durumda son ürün değişir. Son ürün değişir arkadaşlar. Evet, diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar, enzimlerin bir diğer özelliği tersinir çalışabilirler. Yani tersinir derken aynı enzim A'dan B'yi üretirken B'den A'yı da üretebilir arkadaşlar. Biz bu duruma tersinir çalışma diyoruz. O zaman şöyle diyoruz. Enzimler tersinir çalışabilir. Yani çift yönlü. Çift yönlü çalışabilir. Tabii ki bir enzim hariç, sindirim enzimleri hariçtir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ağzımıza attığımız lokmayı sindirdikten sonra tekrar geri üretebiliyor muyuz? Hayır. O zaman sindirim enzimleri hariç diyeceğiz. Bunlar tek yönlü çalışırlar. Sindirim enzimleri hariç. Evet, gelelim bir sonraki özelliğine. Ya da buna bir örnek de yazayım şöyle. A artı B birleşerek, bakın, D artı E'yi de oluşturabilir. Veya bu durumun tam tersi gerçekleşip D ile E birleşip A ile B'yi de oluşturabilir arkadaşlar. Biz buna çift yönlü veya tersinir çalışma diyoruz. Bazı enzimler inaktif olarak üretilir. Daha sonra aktif hale getirilebilir arkadaşlar. Mesela sindirim enzimlerinden bazıları, pepsinojen gibi. Biz inaktif olarak salgılanan enzimlerin sonuna jen ekini getiriyoruz. Pepsinojen veya tripsinojen gibi. O zaman şöyle diyelim. Bazı enzimler inaktif olarak salgılanır. İnaktif olarak salgılanır. Adlandırılırken sonuna hangi eki getiriyormuşuz? Jen eki getirilir. Örnek de yazalım hemen. Örneğimiz neydi? Pepsinojen. Bu midede proteinleri sindiren bir enzimdir. Tripsinojen yine bağırsaklarda proteinleri sindiren bir enzimdir arkadaşlar. Gelelim bir başka özelliğine. Enzimler takım halinde çalışabilirler arkadaşlar. Takım halinde derken mesela A enzimi, B enzimi, C enzimi bir araya gelerek farklı farklı ürünler elde edebilirler. Şöyle yazalım. Diğer sayfaya geçeyim, buraya sıkıştırmayayım. Hemen yazıyoruz. Takım halinde çalışabilirler. Takım halinde çalışabilirler. Evet, nasıl çalışacaklar peki? Diyelim ki biz A maddesinden B maddesini, B'den C'yi, C'den D'yi, D'den de E'yi üreteceğiz. Bakın, şöyle bir durum söz konusu olabilir. Burada A'dan B üreten enzim 1, B'den C üreten enzim 2, C'den D üreten enzim 3, D'den E üreten de enzim 4. Şimdi C maddesinin üretilebilmesi için bir kere A'dan B'nin üretilmesi lazım ki enzim 1'in çalışması lazım. Bu sayede enzim 2 de B'den C üretecek arkadaşlar. O yüzden de takım halinde çalışabilirler. Birisinin yapısı bozuldu mu diğerlerine bir sıkıntı oluşturabilir. Diğer maddeler üretilmeyebilir arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela şöyle bir örnek yazmak istiyorum. Enzim 3'ü üreten gen bölgesi mutasyona uğrarsa yani artık enzim 3 üretilmezse ne olur? Mutasyona uğrarsa. Arkadaşlar, şimdi enzim 3 üretilmiyor.
Enzim 3 üretilemediği için bakın enzim 1 ve enzim 2 çalışıyor. Dolayısıyla bakın C'den D dönüşümü gerçekleşir mi? Gerçekleşmez. O zaman bu iki enzim çalıştığı için ortamda C maddesi birikir mi? Birikir. O zaman yazıyoruz. 1. Ortamda C maddesi birikir. C maddesi birikir. 2. Ne olur? C maddesi birikti. Enzim 3 çalışmadığı için D maddesi de üretilemedi. Dolayısıyla enzim 4'te hani ortamda bulunmasına rağmen çalışamaz ve E maddesi de üretilemez. O zaman şöyle diyoruz. D ve E maddeleri üretilemez. Üretilemez. Üçüncü olarak da yine söyleyelim. D bulunmadığı için enzim 4 çalışmaz. Evet, bu şekilde durumlar meydana gelebilir arkadaşlar, mutasyona uğrarsa. Böyle sorular da karşımıza çıkabilir. Bu şekilde yorum yapacağız. Şimdi gelelim enzimlerin isimlendirilmesine. Bakın, eğer ki inaktif olarak salgılanan bir enzimse sonuna hangi eki getiriyorduk? Jen ekini. Şimdi bir de enzimlerin genel olarak isimlendirilmesine bakalım. Genellikle etki ettikleri maddenin sonuna az eki getirilerek isimlendiriliyor. Mesela laktaz, sükraz, işte maltaz gibi isimlendiriliyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Genellikle etki ettikleri maddelerin sonuna az eki getirilerek isimlendirilir. Örneklerinde yazalım. İşte maltaz, maltoza etki eder. Laktaz, laktoza etki eder. İşte sükraz, sükraz şekerine etki eder. Bu şekilde arkadaşlar isimlendiriyoruz. Evet, bu şekilde biz enzimlerin genel özelliklerini bitirdik. Şimdi arkadaşlar genel özelliklerin bitirdikten sonra enzimlerin yapısına bakalım. Enzimlerin yapısını şöyle ben başka bir kağıda yazmak istiyorum. Enzimler ne dedik? Genellikle protein yapıldır dedik. Ama enzimlerin yapısına ayrıca yardımcı kısım da bağlanabilir. Şöyle enzimlerin yapısı diyoruz. Şimdi iki çeşit enzim vardır arkadaşlar. Bir basit enzim, bir de bileşik enzim. Basit enzim. Bir de bileşik enzim. Bileşik enzim. Basit enzimler sadece protein kısmından oluşur. Bunlarda yardımcı kısım yoktur. O yüzden basit enzim için şunu yazacağız. Sadece proteinden oluşur. Sadece proteinden oluşur. Ama bileşik enzime baktığımızda aslında bizi en çok ilgilendiren kısım burasıdır. Bileşik enzimin hemen yapısını yazıyorum. Protein artı yardımcı kısımdan oluşur arkadaşlar. Yardımcı kısım. Şimdi protein olan kısmına farklı bir isim, yardımcı olan kısmına ise farklı isim vereceğiz. Protein olan kısmına biz apoenzim diyoruz. Apoenzim. Yardımcı olan kısım ise iki şekilde olabilir. Bir organik bir madde gelip bağlanabilir ki bu organik madde vitaminler genellikle gelip bağlanırlar ya da İnorganik bir madde gelip bağlanabilir arkadaşlar. İnorganik madde olarak da mineraller gelip bağlanıyorlar. Eğer organik bir madde gelip bağlanıyorsa biz buna koenzim diyoruz. İnorganik bir madde gelip bağlanıyorsa buna da kofaktör diyoruz. Bir enzimin apoenzim kısmı yani protein kısmı kesinlikle vardır ama koenzim ya da kofaktör kısmı değişebilir arkadaşlar. Peki bunun hepsine birden yani tamamına birden ne diyoruz? Protein artı yardımcı kısma birlikte holoenzim diğer bir adıyla tam enzim diyoruz. Yani bileşik enzim diyoruz. Yabancı ismi de nedir? Holoenzimdir. Arkadaşlar enzimlerde işi protein kısım belirler. İşi yapan ise kimdir? Yardımcı kısımdır. O zaman şöyle yazalım hemen. Bileşik enzimlerde işi protein kısım belirler. Protein kısım belirler. Yardımcı kısım yapar.
yardımcı kısım yapar. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela okullarda müdürler ne yapıyor? Müdürler ders programını belirliyor. Öğretmenler ise derse giriyor programa göre. O zaman müdür ne olur? Protein kısımdır. İşi belirliyor. Öğretmenler nedir? Yardımcı kısımdır. İşi yapıyor arkadaşlar. Evet, enzimlerin genel özellikleri, yapısı bu şekilde. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden bahsedeceğim. Bu faktörler de oldukça önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.